yerel seçimde İstanbul'da bilhassa şeyin Ekrem İmamoğlu'nun artıları var, eksileri var tabii. Bir de hala bazı belirsizlik de var. Ama ben her şeyden önce seçmenin öyle projelere, İstanbul'a yapılan vaatlere falan, yani seçmenin büyük bir kısmının onları dikkate almayıp kutuplaşmış Türkiye'de tamamen partizan çizgilerde ve ideolojik çizgilerde oy kullanacağını zannediyorum. Mesela ben, yani Murat Kurum benim sokağımın kaldırımlarını altın kaplayacağım dese ben yine gidip de oy vermem. Benim gibi de milyonlarca insan var muhalefete karşı. Aynı şey muhalefet için de geçerli. Maalesef toplum bu 20 sene içinde tarihte daha önce görmediğimiz bir şekilde kutuplaştırıldı, bölündü. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun avantajlarının başında şu geliyor. İşte yıllardır vurguladığımız tek adam rejimlerinde böyle miting meydanını gümbür gümbür inletip seçmeni peşinden sürükleyecek, onlarla empati, diyalog kurabilecek böyle kolay kolay ikinci bir adam yetişmez. Çıkmasına da izin verilmez zaten. Bu adam yarın bir gün benim başıma da dert olur diye Türk siyasetinde. Onun için Erdoğan bu yeteneklerde bir siyasetçi bir bulamadığı için bir bürokrat, böyle miting tecrübesi olmayan, halkla ilişkiler kurabilecek, samimi görünebilecek falan bir tecrübesi olmayan bürokratlar içinden işte Murat Kurum'u seçti. Bu da İmamoğlu gibi bir adayın avantajı olarak sayılabilir. Ama İmamoğlu'nun birkaç tane çok ciddi dezavantajı var. Bir kere Recep Tayyip Erdoğan, işte sicilini biliyoruz, 25-94. Demek ki 30 senedir Türk siyasetinde İstanbul'u ikinci defa kaybetmeyi göze alamaz. Bunu ne parti tabanına anlatabilir ne dünyaya anlatabilir. Dünyaya çizdiği imaj içinde veya çizmeye çalıştığı imaj içinde anlatabilir. Ne kendisine de anlatamaz. Kendisini destekleyen cemaatler, tarikatlar, basın kuruluşları, yani İstanbul Belediyesi'nden beslenen hangi kurum varsa bunlara da izah edemez. 10 sene İstanbul'u kaybetmeyi. Dolayısıyla bu seçimi kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yani başvurmayacağı yol olmayacaktır. Bu da İmamoğlu'nun dezavantajı. Elinden gelen her şeyi yapacaktır demek zaten bu tek adam rejiminde. Yani bütçenin her kuruşundan tutun, bütün bakanlıklar, anayasamıza göre tarafsız ve bağımsız olması gereken devlet kurumları, bunların başında TRT geliyor, RTÜK geliyor, Anadolu Ajansı geliyor, daha benzeri kurumların hepsi Erdoğan'ın iki dudağının arasına bakmaktadır. Bir de 2019 seçimlerinde YSK gibi bir kurumun sicili ortada. 16 Nisan 2017'de verdiği karar mühürsüz pusulalarla, 31 Mart 2019 seçimini tekrarlatması gibi gerçekler de duruyor hala ortada. Onun için yani şu anda bir başka unsur tabii, dengeyi bozabilecek bazı partiler var. Bunların başında DEM geliyor. Evet. Onlar aday çıkaracaklar mı? Erdoğan onlarla ne tür pazarlığa girebilecek? Özgür Özel çekinmeden onlarla bir siyasi işbirliğine açık açık başvurabilecek mi? Yoksa kamuoyu baskısından çekinerek mesafeli mi duracak? Bütün bunlar yani daha henüz bilinmeyenler ama artılar var, eksiler var şeyde. İyi Parti'yi ben kimi çıkarırsa çıkarsın dengeyi değiştirecek bir faktör olarak görmüyorum. Daha küçük partiler var hani terazide biraz dengeyi değiştirebilecek. Bu Yeniden Refah şey tarafında, iktidar tarafında, Memleket Partisi muhalefet tarafında, bunların alacağı kararlar dengeleri değiştirebilir. Ama ben projeler bazında, vaatler bazında seçmenin hareket edeceğini pek zannetmiyorum. Bakalım.